Evet arkadaşlar, Teknomek kanalına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğim sizlerle. Telefonuma link geldi ve hesabım çalındı diyenlerden misiniz? Bu videoyu izleyin o zaman. Hadi bir anlatalım. Şimdi arkadaşlar, son zamanlarda çok yayılan bir mevzu. Yani son 2-3 senedir var bu. Ama bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bir araştırma yaptım. Kendim bu arada yazılımcı olduğum için bu olayın nasıl olduğuna dair çok fikrim var. Ama hiçbir şekilde düşmedim. Allah düşürmesin. Yani hesabımı çaldırmasın diyeyim. Şimdi sizlere birkaç tavsiyede bulunacağım. Bu virüs nedir? Nasıl oluyor? Nasıl benim bilgilerimi çalıyor diye sinirleniyor olabilirsiniz. Bu nasıl olabilir? Nasıl gözden kaçırdım diye sinirleniyor olabilirsiniz. Ama sizlere yardımcı olacağım. Bu olaya hiç bulaşmamış arkadaşlar için. Bulaşanlar artık bir şey diyemiyorum. Önlem alsınlar artık. Önce önlem. Şimdi Trojan. Bizi yazılımcı ne? Trojan. Yani Truva atı diye bir SMS'e, linke veyahut resme, resim bile arkadaşlar çok önemli. Bilmediğiniz kaynaktan gelen resimleri bile açmayın. Resimlere bile tıklamayın. Size bu çok önemli bir tüyo olsun. Şimdi Trojan nedir? Trojan, Truva atının hikayesini bilenlere tekrardan anlatmak istemiyorum. Bilmeyenlere de anlatmak istemiyorum. Aaa! Evet! Allah Allah Allah! Bak sen! Ay canına! Bir resim gibi gözükür ama aslında virüs. Bir link gibi gözükür ama aslında virüstür. Bunlara dikkat edelim. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen linkleri, resimleri dahi diyorum açmayın. Kesinlikle açmayın. Bunlar da virüs olabilir. Genelde şöyle mesajlar geliyor. İşte hesabına şu kadar yatırıldı, görmek için tıkla. Arkadaşlar bana bir tane mesaj geldi geçenlerde. İşte hesabınıza para yattı. İşte dolar olarak göstermiş bir de çakal. Benim bir kere dolar hesabım yok. O kadar kötüyüz falan demişim. Bağış yayını gibi olacak şimdi. Dolar hesabım yok. 4. bilmem ne USD yazmış yanına. Yanına da altına da bir link atmış. İşte hesabına para geldi. Görüntülemek için tıkla. Yani bu kadar da aymazlık, bu kadar da olmaz diyorum ben. Böyle bir insanları kandırmaya çalışan bu tarz linkler atıyorlar. Bu tarz şeyler atıyorlar. Fotoğraflar, resim bile atıyorlar yani. Dikkat edin. Bilmediğiniz yerden gelen asla SMS'leri, fotoğrafları açmayın. Trojan SMS linkine, yani bu SMS linkine karşı ne yapmalıyım? Bunları tek tek anlatıyorum size. Videonun bu kısmını dikkatli izleyin. Arkadaşlar, cihazınıza güvenli bir antivirüs programı yükleyin. Örneğin Malwarebytes. Cihazlarınızı ağa bağlı tutun. En son yazılım, en son güncellemeleri yükleyin. En son güvenlik güncellemelerini alın. Şüpheli sitelerden uzak durun. Sadece güvenilir yerden gelen e-posta eklerini alın. Bir de şöyle bir şey var. Bilmediğiniz, bakın bilmediğiniz hiçbir Wi-Fi ağına bağlanmayın. Bu çok önemli. Wi-Fi ağından bile sizi hacklerler. Bilmediğiniz Wi-Fi ağına bile sakın ama sakın bağlanmayın. Bir de bilmediğiniz numaralardan gelen SMS'leri silin. Okumayın, silin. Direkt silin. Çünkü içinde bir oltalama, yani bizim yazılımcı dilinde söylediğimiz gibi phishing. Buna çok dikkat edin. Phishing ile sizin hesabınızı hacklerler. Dikkat edin. Şimdi bu trojenler, bazı trojenler sizi izler. Bazıları başka zararlı yazılımlar yükler veya kişisel bilgilerinizi çalar. Bazı trojenler de hacklenen makine ile saldırgan arasında kanallar açar. Buna da backdoor deriz. Şimdi arkadaşlar, Wi-Fi ağına, bilmediğiniz Wi-Fi ağına bağlanmayın dedim. Bunu neden dedim şimdi anlatıyorum. Çayınızı kahvenizi alın ya da tazeleyin, gelin. Şimdi anlatıyorum sizlere. If yöntemi var yazılımda. Bu nedir? Web tarayıcılarına virüs enjekte etmek. Web tarayıcılarına zararlı bir JavaScript, yani bir kodlama dili, JavaScript yazılım dili, bunu enjekte eder. Zararlı bir JavaScript kodu enjekte eder. Şimdi bunu yapmanın yollarından bir tanesi de çok kullanılan, en zararlılarından biri de Wi-Fi ağına bağlanan kişilere yaparlar. Yani sizin açık MAC adresinizi görürler. Çok dikkatli olun. Bilmediğiniz Wi-Fi'ye bağlanmayın o yüzden. Bilgilerinizi çalabilirler. Size bu ağ üzerinden sahte bir giriş sayfası ve güncelleme bildirimi gönderirler. Dikkat edin. Bunlara çok dikkat edin. Ben kimsenin hacklenmesini istemiyorum. Bunları yaparak verilerinizi çalar. Bu iki şeye çok dikkat edin. Son olarak toparlayalım. Artık hesabınız çalındıysa, yani hızlı bir şekilde kurtarmaya bakın diyorum ben. Ama siz iş işten geçmiş oluyor. Öncelikle önlem almamız lazım. Önlem alıp sonra kafamızı rahatına bakmamız lazım. Virüs programı mutlaka kullanın. Malwarebytes. Bunu önerebilirim. Bunu kullanın. Bilmediğiniz hesaplardan, bilmediğiniz numaralardan, e-posta adreslerinden gelen
fotoğraf, link hiçbirine tıklamayın. Siz bu kadar para kazanın, seni şöyle görmüşler böyle, kesinlikle inanmayın. Kesinlikle. Hiçbir kimseden, tanımadığınız kimseden gelen, bazen tanıdıklardan da olabiliyor. Zaten anlarsınız, saçma sapan bir cümle kurar. Tanıdıklardan gelen hiçbir güvenmediğiniz linki, resmi açmayın. Buna dikkat edin. Son olarak hesabınızı çaldırdıysanız hızlı bir şekilde artık erişmeye bakın. Erişemiyorsanız da geçmiş olsun. Bu arada beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bu naçizane bilgiler sizlere çok ama çok yararlı olacaktır. Unutmayın, başkasının Wi-Fi ağına, yani güvenmediğiniz birinin Wi-Fi ağına bağlanmayın. Sakın ha bağlanmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yorumlarınızı belirtin. Lütfen belirtin. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani böyle bir deneyiminiz varsa lütfen belirtin. Merak ediyorum. Böyle bir ağa takılmış olan biri varsa da lütfen yorumlarda deneyimini belirsin. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.